Geçtiğimiz tarafında yeni bir oylama mevcut. Bu oylamanın içeriğini ve nasıl oy kullanabileceğimizi bu videoda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. İP5 yani GeotNet'in 5. oylaması SuperX'lere hedef alıyor. Artık SuperX ödülü almak için çeşitli maddeleri sağlamamız gerekiyor. Bunun da sebebi aslında SuperX ödülü alan istasyonların değerlerini koruyamaması, veri kalitesini ve aktifliklerini sağlayamaması. GeotNet ekibi bu oylamada buradaki şartları yükseltmeyi hedefliyor. Burada eğer 2 kat, 4 kat fazladan ödül alınacaksa bunun karşılığını da istasyonların vermesi gerektiği düşünülüyor. Ben bu düşünceye katılıyorum. Hadi şimdi gelin detaylarına bakalım. Bu değişiklik yalnızca aşama 2 ve sonrasında açılacak süper eksler için geçerli olacak. Birinci maddemize gelince birinci maddemizde bize süper e kurulan cihazın ilk 7 günlük yani 7 günlük ararar değerinin %95 ve üstünde olması şartı var. Yani süper ekse kurduğunuz cihazın internet ve gücünde bir problem olmaması lazım. Ve 30 uydunun üzerinde de stabil bir şekilde görüş sağlıyor olmanız lazım. Burada 7 günlük bir değerlendirmeye giriyorsunuz. Bu 7 günlük ararar değerinizin %95'in üstünde olması gerekiyor. Burada eğer bu eksegonda 2 tane cihaz olursa ilk %95'e ulaşan SuperX ödülünü kazanmaya hak kazanıyor. Ama burada 2 istasyonda aynı anda ulaşırsa en yüksek ararar değerine ulaşan istasyon alıyor. Yani burada artık istasyonların bakımı SuperX ödülleri için kritik seviyede. Burada aslında bununla da kalmıyor. Artık 14 günlük ararar değerini süper eks için söylüyorum yüzde 84'ün altına düşerse süper eks ödül hakkınızı kaybediyorsunuz ve hexagon birinci maddedeki şartları sağlayan istasyon varsa süper eks ödülü direkt ona geçiyor. Yani artık SuperEx ödülleri başka bir istasyonda oluyor. Burada artık o SuperEx'in ödülünü hak etmek için 7 günlük minimum %95'lik bir orana ihtiyacınız var ve 14 günlük değerde de %84'ün altına düşmemeniz gerekiyor. Yani burada 14 günlük %84'ün altına bir düşüş gerçekleştirirseniz o SuperEx'teki en yüksek ararar değerine sahip olan cihaza otomatikman SuperEx hakkı tahsis edilecek. Burada eğer birden çok aynı oranda yüksek cihaz varsa daha önce kurulup bu değerleri sağlayan cihaz öncelikli olarak tercih edilecek. Buradaki değerlerin ölçümü bu oylama yayınlandıktan sonra başlayacak. Yani bu oylama yayınlandıktan sonra ilk 7 gün içerisinde %95 ve üstünü sağlayabiliyor olmanız gerekecek. O yüzden buradaki detaylar bizim için çok önemli. Altını çiziyorum. İstasyonlara kesinlikle bakmamız gerekiyor. Burada bağlantılarını kontrol etmemiz ve stabil hale getirmemiz gerekiyor. Burada dipnot olarak da belirtmiş. Zaten heksagonlar arası cihaz taşıyorsanız burada ararar arar diğerinizde de sıfırdan başlıyor. Bu da Geotnet'in GIP2 oylamasında gelen bir yenilikti. Onun da detayları yukarıda sahi butonunda mevcut. Bu oylama 9'unda başladı ve bu ayın yani aralığın 23'ünde son bulacak. Burada oy kullanmak istiyorsak ilk önce Geotnet'te kullandığımız ya da Geot tokenları stake ettiğimiz cüzdanı buraya bağlamamız gerekiyor. Oy kullanmak için iki hakkımız var. Ya Geot NFT'niz olabilir yani sizin istasyonlarınızın NFT'si olabilir ve oy hakkı elde edebilirsiniz. Ya da Geot token stake etmiş olmanız gerekiyor. Eğer sizin cüzdanınızda ikisinden birinin hakkı veya ikisi de varsa cüzdanınızı bağlayıp oy kullan. Sağ üstten Connect Vault'a tıklıyorum. Burada Metamask kullanıyorum. MetaMask'ten devam ediyorum. Yan tarafa Metamask'ım açıldı. Buraya giriş yapacağım. Giriş yaptım. Bağlantı için izin istiyor. Geot.net'in resmi sitesi olduğu için izin veriyorum. Bağlantım gerçekleşti. Sayfa inlendi ve buraya cüzdanım geldi. Aşağı geliyorum. Oy kullan diyorum. Burada zaten mevcut oy ilerleyişini de görebiliyor hale geldim. 953 oy kullanılmış, 650'si geçerli. 303'ü red vermiş. Yani %67 bir oranda şu anda sonuç olumlu ilerliyor. Minimumda 3500 oy gerekiyormuş. Fakat daha çok zaman olduğu için çok rahat bir şekilde o sayılara ulaşacaktır. Burada mavi oy tuşuna tıklıyorum. Yine tekrardan metamaskım açılacak. Kabul ediyorum, onayla diyorum. Şimdi burada yes ve no seçenekleri var. Bu oylamanın sistem katkısına olumlu olacağını düşünüyorum kullanıcıların da zaten ellerinden gelen en iyi kurulumu yaptıklarını biliyorum. Çoğu kullanıcı mobil internet ve kesintisiz güç kaynağı kullanıyor. Bunu Telegram grubumdan zaten biliyorum. Sistemin faydasına olacağı için ben burada evet diyorum. Burada evet'e tıkladım. Şimdi biraz bekliyorum. Tekrardan Metamask'ıma yönlendiriyor ve buradan onaylamam gerekecek. Bu işlem için cüzdanınızda A ücreti kadar poligon olması gerekiyor. Yani pol token olması gerekiyor. Şu anda işlem için 0.29 civarında pol token çekecek. Onayla diyorum ve işlemimi onaylıyorum. İşlem tamam. Gördüğünüz gibi oyumu kullandım. Artık benim oyumda pozitifler arasında yer aldı. Anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğenip kanala abone olmayı bu arada sağ aşağıdan da bildirim geldi zaten gördünüz. Yani işlem tamamıyla onaylandı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.